Ali Sami Yenstad'ından futbol tarihimizdeki önemli gecelerden biri öncesinde mutluluklar diliyorum. Bu kez rakip Paris Saint-Germain. Jardel 4 gollü Galatasaray'ın gol krallığında iddialı ismi. Bugün de çok şeyler bekliyoruz ondan. Hakem Wojcik bu karşılaşmadaki ilk düdüğünü çalıyor. Galatasaray'la Paris Saint-Germain arasındaki mücadele başlıyor. Dileğimiz Galatasaray'ın diğer ilk grupta aldığı gibi Monaco karşısında, Rangers karşısında aldığı gibi bir galibiyet sevincini de Paris Saint-Germain karşısında yaşatması. Fatih'in müdahalesi var orada. Gitti Capone de yardıma ve işaret Galatasaray kullanacak. Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Hasan Şaş yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. Hasan hala yerde. Emre. Emre topu boşluğa taşıma uğraşındaydı. Başardı. Emre ceza sahasında Jardel var. Ama Jardel'e gelmiyor Rabesandratana. Attığı yerde Hakan Ünsal. Hasan Şaş hala yerde. Şimdi Yanovski. Baskı suattandı. Sisse. Lehua. Hasan hala rakip yarı alanda yatıyor. Lehua. Ara pası. Bu tip toplar tehlikeli ama Sisse'nin vuruşunda Tafarel. Şimdi attı topu dışarıya. Çünkü Hasan acı içinde kıvranıyor. Hasan Şaş nasıl sakatlanmıştı? Hemen ekranlarınızı arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İşte bu pozisyonda Hasan Şaş, Dukrok'un müdahalesi. İşte Dukrok'un müdahalesi böyle. Arkasından Talal, oyun devam etti. Hasan Şaş, Hasan Şaş son anda Jardel nasıl atamadı bunu filelere, kendisi de inanamıyor. Hasan Şaş, Lötizi ve bir anda top Jardel'in önüne düşüyor. Bakın ne enteresan bir pozisyon. Hasan Şaş, Lötizi zorlukla çıkartıyor. Jardel ama 5. golünü ağlara buluşturamıyor. Hasan Şaş doğrudan kaleye ters bir top oldu bu Lötizi için. Ama dengesiz vurdu Jardel. Erkün yine gidiyor Hasan Şaş. Rabesandratana koşuyor. Hasan koşuyor Taç. Erkün. Okan da geldi. Okan yükseldi. Vurdu kafayı. Asfaltta dışarıda. Okan geldi sokuldu. Yükseldi. Zamanlaması harika. Vuruşunda top adeta direğin yanından sıyırarak dışarı çıkıyor. Bakın. Böylesine yakın mesafe. Ergün bu tip toplarda gol paslarıyla çok dikkat çeken bir isim. Yine öyle paslardan birini attı. Okan'ın vuruşu harika ama top filelerle buluşmadı. Maçta 18. dakika. Galatasaray'ın etkili yan toplar kullandığı yerler orası. Hasan Şaş. Hasan Şaş geldi. İçeri gönderdi Lötizi. Yumrukladı Ergün. Ergün vuruşu istediği gibi değil, beklediği gibi değil. Lucescu da adeta o vuruşun oradan nasıl yapılması gerektiğini konuşuyor kendi kendine. Lötizi yumrukladı. Capone bir uzun top daha. O tarafa doğru Hakan Ünsal gitti. Hakan Ünsal iyi taşıyor topu. Hakan Ünsal top sol ayağında. Ceza sahasına Lötizi. Lötiz için kolay toplar oldu. Sağ taraftan etkili geliyorlar bu kez. Dukrok.
ceza sahasına tam zamanda müdahale Ergün Tafarel. Uzun bir top Şardel'e doğru. Ondan önce Distin ve Okan. Emre. Distin peşinde Emre. Şöyle bir ayak hareketi gösterdi. Topu önüne aldı. Hakan Ünsal. Uzun bir top. Rabe Sandratana, Janowski yan yanaydı. Lucin. Kazanıyoruz topu Okan'la. Jardel yerini alıyor. Hasan Şaş yavaş yavaş sokuluyor. Ceza sahasına doğru Emre yanında. Okan şut pozisyonu aradı. Jardel'den Emre'ye. Ergün kaleyi gördü. Vurdu, çarpıyor Rabe Sandratana'ya. Talal. Orada baskı, yeniden topu kazandıracak mı? Olmadı. Dalma. Ergün koşuyor, önünü kapattı. Dalma. Ergün'ün müdahalesine Suat destek veriyor ve top Galatasaray'a geçiyor. Müthiş bir mücadele, alkış alıyor Galatasaraylı taraftarlardan. Hakan Ünsal taşıyor topu. Hakan Ünsal ceza sahasına Rabe Sandratana. Dukrok ve yine Galatasaray Bülent'le kazandı. Bülent sokuluyor şimdi. Bülent paslaşıyor, ceza sahasına giremiyor. Çünkü Distin var arada. Ergün, Hasan Şaş yükleniyor Galatasaray iyiden iyiye. Hasan Şaş ceza sahasında bir tek Jardel. Emre'nin pası isabetli değil. Dukrok. Sisse. Okan gidiyor topu kazanmak için. Dalma. İki kişi birden geldi, bastırdı, taca attı Galatasaray topu. Bu hareketler de alkış alıyor. Galatasaraylı futbolcuların topu kazanmak için ortaya koydukları efor. Hasan Şaş, Emre. Hasan Şaş. Ters taraftan bindirme yapan Fatih. Ceza sahasında Jardel. Fatih ayağından açtı topu ama top yine Ergün'de. Ergün bir kez daha aynı noktadan vuruyor Nettisi'nin kucağına. 30. dakika. Ergün kaleyi karşısına aldı ama vuruşu etkili değildi. Robert kazandı topu. 4 kişiyle ceza sahasına yaklaşıyor Paris Saint-Germain. Yaklaşsınlar onlar çünkü Bülent topu aldı. Şimdi de rakip yaralana doğru taşıyor. Hızla sol taraftan giden Hakan Ünsal var. Onun önüne doğru. Pasta isabet var. Hakan Ünsal bekletmeden içeri. Yine Letizi'nin üzerine. Jardel'in 2 adım gerisine geldi. 37. dakika. Talal. O da gelmiş ama ne fayda. Tafarel'in ellerinde top. Hasan Şaş. Lucin. Volçic bir an için bekledi. Top oyunda kalır mı, Galatasaray'da kalır mı diye. Kalmayınca çaldı faul düdüğünü. İzleyelim yeniden. İşte bakın Lucin bindi sırtına Hasan'ın. Okan'ın pası Jardel'e. Hayır. Yine Jardel'i topla buluşturamadı. Bu pasta Galatasaraylı futbolcular. Bülent Ergün. Ümit koşuyor. Topu kazanıyor. Oyun içinde tutuyor. Jardel'e atabilecek mi? Hasan Şaş da ceza sahasının ön tarafında. Ümit. Hasan Şaş dönüyor Jardel'e. Ama yine Jardel'i geçiyor. Janowski'de kalıyor top. Suat. Yanına sokulan Ergün var. Ona doğru. Ergün'ün pası Hasan Şaş. Hasan Şaş döndü. Şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı Rabe Sandratana'nın hareketi. Bu kez tehlikeli bir yer. Tabii bu noktalarda gözler hemen Hacı'yı arıyor. Hacı yoksa Emre'yi arıyor ama her ikisi de yoksa orada Hakan Ünsal ve Ergün de var. İşte Hasan Şaş, Rabe Sandratana'nın hareketi faul. Yaklaşık 22 metre kaleye. Dakika 40. Ergün vuruşu yapabilir. Hakan Ünsal da yanında. Suat topun başında. Kalesinde Lotizi dikkatli. 6 kişilik Paris Saint-Germain barajı. Barajdan dönüyor Ergün'ün vuruşu. Bir kez daha bindirecek Galatasaray. Ergün'ün pası. Bu kez penaltı beklentisi içinde olan Jardel var, çekildiğini işaret ediyor. Devam dedi Wojcik. Kazanıyor topu Fatih. Hasan Çaş. Tekrar Fatih'in önüne. Jardel ceza sahasındaki tek Galatasaraylı futbolcu ve korner kullanacak Galatasaray.
Galatasaray grubun en fazla korner atan takımı. Ardı ardına köşe vuruşları. Toplamda 43 korner kullanmış oldu böylece Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Hasan Şaş şimdi ceza sahasına yerden savunma karşıladı. Top yine Galatasaray'da. Hakan Ünsal. Pas isteyen Fatih var Hasan'dan. Hasan kaleyi düşünüyor. Çok sert vuruyor. Netici korner. Hasan Şaş şöyle bir kaleye doğru baktı. Vuruş açısını gördü. Çok sert vurdu. Letizia üstüne geldi top ve korner attı. 42. dakika. Fatih ceza sahasına, Letizia'nın üstüne yine. İşte nefis vuruşu, çok sert vuruşu Hasan Şaş'ın, Letizia korner attı. Saniyeler kaldı artık maçın ilk yarısının tamamlanmasına. Lucin. Robert ceza sahasına girdi Robert ve kesiyor Capone. Taffarel aynı anda da Wojcik ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarının skoru Galatasaray 0, Paris Saint-Germain 0. Ve Wojcik ikinci 45 dakikanın da başlama düdüğünü çalıyor. Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor mücadelenin ikinci yarısı. Dileyelim ki bu yarıda Galatasaray golle, gollerle buluşsun ve bu karşılaşmada çok büyük ihtiyaç duyacağı 3 puan alsın. Tıpkı Monaco maçında olduğu gibi, Rangers maçında olduğu gibi. Monaco geçtiğimiz sezonun Fransa şampiyonuydu. Saint-Germain ikincisi. İlk grupta Monaco'yu saf dışı bırakmıştı Galatasaray. Şimdi diliyoruz ki sıra Paris Saint-Germain'e gelsin. Fatih. Capone uzun bir top attı. Ümit orada kafayla Okan'a. Okan'dan Ümit'e. Çaprazdan Ümit ceza sahasına girdi. Letizia boşta kaldı. Okan koşuyor ama yetişemiyor. Ergün. Hasan Çaş iki kişinin arasına girdi, çıkamadı. Çünkü orada bir el vardı kullanılan. O el de faulü getirdi. Türk topu uyarıyor. Hakem ve az önce Galatasaray'ın kaçırdığı pozisyon geliyor ekranlara. Ümit koşa çıkarmıştı kendisine Ergün. Arka tarafta Jardel bir an için boşta kaldı. Ona doğru Jardel. Ondan önce Distin. Ters taraftan koşan Okan var. Okan. Janowski karşısındaydı. Yerde kaldı. Yerde kaldı. Penaltıyı gösteriyor. Ve Galatasaray penaltı kazanıyor maçta 50. dakika. Jardel yerde kaldı. Talal'ın hareketi. Jardel yerde kalınca Wojcik tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterdi. İşte çok net geliyor ekranda da. Talal Jardel'i bu hareketle yere düşürünce penaltı noktasını gösteriyor Wojcik. Okan taşıdı. Ceza sahasına çok güzel gönderdi. Ama Talal Jardel'i böyle indiriyor. Çok yakın pozisyona Wojcik. Görüş açısı müsait. Ve ilk yarıda da böyle bir pozisyon vardı. Jardel yerde kalmıştı. Wojcik devam demişti. Nefesler tutuldu adeta Nisamiye Stadında. Ümit. Heyecanın adı Ümit. Kim bilir kaç kişi gözlerini kapadı bakamıyor sahaya. Ümit maçta 51. dakika. Çok kritik bir an. Ümit geldi topun üzerine. Ümit vuruyor. Gol Ümit. Oyuna girdiği zaman demiştik ki Ümit'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yok. Umarız ki bu maçta o sevinci yaşar. Oldu işte. Ümit'in golü. Ümit'in penaltıdan attığı golle Galatasaray Paris Saint-Germain karşısında 1-0 önde. Ali Sami Yen stadında tribünler ayakta. Paris Saint-Germain karşısında Galatasaray Ümit'in golüyle 1-0 önde. Müthiş bir sevinç yaşatıyor Ümit. Öyle soğukkanlı geldi ki top aynı kalede. Letizia aynı kalede. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Ümit. Şimdi daha dikkatli oynaması gerekiyor Galatasaray'ın. Dalma. Dalma içeri gönderen Taffarel. Bırakın dedi. Arkadaşları bıraktı. İki kişi aynı bölgede. Ama Hasan Şaş'a gelmedi. Dukrok.
51. dakika Ümit'in penaltı golü. İşte maçta 51. dakika nefesimizi tuttuk ve o nefesimizi gol diye Ümit'in finallere giden topu sonrasında çıkardık. 1-0 önde Galatasaray Paris Saint Germain karşısında. Okan çok güzel bir pas aldı ama dışarı çıkıyor top. Onun sağ taraftan taşıdığı toptu. Jardel yerde kalmıştı. Ümit topu filelerle buluşturdu. İşte Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren gol bu. Bravo Ümit. Tekrar Lucin. Lahua orada bir an için boş kalmıştı. Top onda. Önünü Hakan Ünsal kapatıyor. Ceza sahasına girdi. Ceza sahasında köşe vuruşu diyor yardımcı hakem. Galatasaray bu maçta 4. Paris Saint-Germain ise 2. Robert şimdi ceza sahasına gönderdi. Kalabalıkta seken top. Taffarel faul var. Faul var. Top filelerde ama Taffarel'e o bölge içinde nizami de olsa şarj yapılamaz. Bir an için heyecanlanıyor Paris Saint-Germain'de futbolcular ama futbol kuralları diyor ki bu hareket o bölgede nizami de olsa hayır faulü gerektirir. İşte Taffarel müdahale çok net geliyor ekranlarınıza. Tekrar Fatih'in önüne. Jardel ceza sahasında yerini aldı Hasan Şaş'la beraber. Hasan Şaş ön direkte. Hasan arka tarafa doğru. Jardel nefis bir hareket ama korner. Rakibe çarpmasa belki de kaleye yönelecek. Lötizi için zor bir top olacak. Jardel Dukrok'a çarpan top kornere gidiyor. Sisse. Ümit ilk anda müdahale etmişti. Lehua sağ taraftan sert bir vuruş yanağlarda. Anelka'yı oyuna alacak Fernandez. 20 dakika var bitime. Paris Saint-Germain'de oyuncu Dalma oyundan çıkıyor. Lehuen bu hareketinde top yanağlarda kaldı. İşte Anelka oyuna giriyor. Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid ve sonra tekrar Paris Saint-Germain. Mesela Anelka. Anelka ama orada gitti Capone müdahale etti. Taç Paris Saint-Germain'in. Janowski, Anelka, tekrar Janowski. Orada Fatih var. Fatih'in kontrolünde out. Capone ve Anelka yan yanaydı. Maçta 86. dakikaya şu anda girdik. Son 5 dakika içindeyiz normal süre olarak. Kalabalık geldiler bu kez Galatasaray ceza sahasına. Robert kaleye doğrudan gönderdi. İyi de yaptı. Taffarel. Robert kaleyi düşündü ve Taffarel. Saklayacak topu çünkü zamana oynuyor artık Galatasaray. Algerino'nun hareketi faul. Ertuğ ceza sahasına gönderdi. Uzattı kafasını. Jardel Rabesandratana'dan çıkıyor. İyi de oluyor. Hem zaman hem Galatasaray için bir gol şansı. Uzatmalarda ilk dakikayı tamamlamak üzereyiz. Hasan Şaş. Yavaş hareket ediyor Galatasaray. Boyçik. Sisse'nin uzaklaşmasını istedi o bölgeden. Hasan Şaş. Out'a çıktı. Geçmesi gereken 1,5 dakikalık bir zaman var. O dakika bittiği zaman Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci turda 4. puanına ulaşmış olacak. Anelka
Anelka çok etkili bir futbolcu. Sakatlığı söz konusu olduğu için oynamamıştı. Deportivo maçında da yoktu Anelka. Yan toplara dikkat etmek lazım artık. Robert topun başında. Son dakikanın da içindeyiz. Nefeslerimiz tutuldu artık. Şu bir dakikanın böyle geçmesini bekliyoruz, diliyoruz. 1-0 önde Galatasaray. İki kişilik bir baraj oluşturdu. Robert sert vurdu. Çok da güzel vurdu. Altı attı. Zamanı tüketiyor artık Galatasaray. Saniyeleri sayıyor artık Galatasaray. Robert topu dışarı atıyor. Saniyeler tükeniyor artık. Son 30 saniyeye girdik sevgili seyirciler. Galatasaray 3 puana çok yaklaştı. Paris Saint-Germain karşısında 1-0 önde. Galatasaray Ali Samiye Stadı'nda oynadığı son 18 Avrupa mücadelesini kaybetmemişti. Sadece bir kez üzülmüştü. O da Chelsea karşısında. 11 galibiyeti vardı. 12. galibiyete çok yakın. Saniyeler tükendi artık. Wojcik saatini kontrol ediyor. Jardel koşuyor. Gözlerimiz Wojcik'te. Wojcik düdüğünü ağzına götürdü. Son düdüğü çalıyor ve Galatasaray Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 4. puana ulaşıyor.